Bebişler, merhabalar, merhabalar. Biz geldik, biz geldik. Hadi gelin bakalım. Kar topları. Gelin, gezmeye mi çıktınız siz? Güzellikler, güzellikler. Hadi gelin yuvanın olduğu yere. Otağımız burada. Hemen burada karından doyuracağız. Anne sanırım gezmeye gitmiş. Biz sesleniriz, onlar da gelir. Hadi gel, 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 gel. Koş, 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 koş. Koş ya. Cilve yapmayın, gelin buraya. Gel, üstünüzü çamur yapmışsınız. Şekerpareler, şekerpareler. Şekerler, şekerler. Kuru mamalarını açtık, yavru maması. Bir tanesi yemeye başladı bile. Diğerleri, uyanıklar konserve bekliyor. Gel, gel, gel. Arkadaş, gel. Güzellikler, güzellikler. Gülermiş de gülermiş. Gülermiş de gülermiş. Buraya örtülerini hazırlıyoruz. Hemen şimdi konserveleri açacağız. Buraya bolca konserve açtık. 4 tane kartopu yemeye başladı. Diğer yaramazlar nasıl kıyameti koparıyorlar bakın. Bulut abileri onları getiriyor şimdi. Zeytin olana zorluk çıkarıyor zeytin. Gel buraya gel gel gel. Bu kadar cazgırlığa gerek var mı? Şunlara bak şunlara. Hem suçlu hem güçlüler. Ne oldu? Hop. Birini de şöyle bakalım. Bu kıyamet kopardığınızda değdi mi? Bolcum konservemiz var. Yuvamızın içerisine yavru mamamız yedeklendi. Suları da var. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu iki kardeşe alınan bebiş tek başına annesiyle yaşamaya çalışıyor. Onların da mamalarını yedekledik. Sularını açtık. Şimdi konservesini yiyor. Bolca mama bırakıyoruz. Hadi afiyet olsun. Bunlar bizim 4 kardeşi olacaktı dostlar. 2 beyazı maalesef almışlar. Geçen gün bunlardan birinin boynundan da bizim gençler ip çıkartmışlar. İşte bazen maalesef oluyor. Böyle dilim varmıyor söylemeye ama işte o sokağa salmakla bazı nesiller yetişmiyor. Gelip buradan alıp alıp nereye götürdükleri belli değil. Şimdi burada karınlarını doyurduk. Bir yavrumuz da şurada var beyaz. O da yenilerden. Buraya bolca mamalar yedekledik. Afiyet olsun. Buraya çocuklarımızın kuru mamalarını koyduk. Onlar konservelerini yediler. Şimdi kuru mama yiyorlar. Bakın bu çocuk yeni. Ondan sonra birkaç tane art niyetli çıkıyor. Mezarlıklarda niye besleme yapıyorsunuz falan filan. Bu turuncu küpe. Tamam tamam. Tamam. Bulut şu küpeyi bir çekmeye çalışayım. Gel 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 evladım. Gel gel. Gel seni güzel çocuksun bakın. Biraz ürkek. Kısırlaştırılıp işte ilçeye veriliyor. Onlar da getirip buralara atıyorlar. Herkes çıkıp kendi ilçe belediyelerine derdini anlatacak. Bir daha hiç kimseden bu canlılarla ilgili en ufak bir şey duymak istemiyoruz. Bıktık artık. Kısacası herkes haddini bilecek. Kimden ne talep edeceğinizi de bileceksiniz. Öyle. Bu masumların sesi çıkmıyor diye herkes bunların sırtına binmeye çalışıyor. Bütün suçlu bunlarmış gibi. Ya bunları besleyen dostlara saldırıyorsunuz ya bu canlara. Ama suçlu olan kurumlara hiçbirinizin sesi çıkmıyor çünkü korkuyorsunuz. Ya menfaatiniz var onlardan ya başka bir bağlantınız var. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bu annenin 8 tane yavrusu buradan yok edildi dostlar. Gel kızım. Ve 2 haftadır yeni görüyoruz. Gel, gel, gel. Akif gelmiyordu. Bakın yaklaşmıyor. Gel kızım, gel. Gel. Şimdi burada konserveyle alıştırmaya çalışıyoruz ki kısırlaştırmaya verebilelim ama işte görüyorsunuz. Yavruları varken elimizde sevdiğimiz can sonuç bu. Bakın dostlar oraya açtık ancak bu kadar. Benimle arasında 50 metre Bulut'la da işte mesafe ölçün 20-30 metre mesafe var. Bu kadar yaklaşıyor şimdi. Bakın merdivene açtığımız konserveye yaklaşmadı bile biz oradayız diye. Şimdi biz bu canı alıp nasıl kısırlaştıralım Allah aşkına bir bilen çıksın söylesin. Bunu hep söylüyorum özellikle yapıyorlar diye. Çünkü sorun çözülürse birilerinin rantı bitecek. İnşallah buradan ayrılmaz da bir şekilde alırız. Bu iki çocuk yeni atılmış dostlar. Şu sarı olanı dişi bunu bilemiyorum. Biz buralara mamalar yedekledik çok ürkekler. Burada da mamamız var. Yine buraya da mamalar bıraktık. İşte çocuklar gelip buradan karınlarını doyuracaklar. Hadi korkmayın korkmayın gel gel. Ürkekler buraya sığınmışlar. Gördüğünüz gibi yaklaşamıyoruz. Bolca mama bıraktık.
Besleme yapıyoruz, bizim çete sesimizi duydu. Da uzaktan buraya geliyorlar. Bulut şimdi onları yuvalarına götürecek. Ben buradaki çocukları mamalarını vereceğim. Biraz kuru mama koyduk. Üzerlerine konserve vereceğim şimdi. Hadi geçin bakayım, geçin. Sen benimle mi oynayacaksın ya, yalavaş. Hadi şu sarılmaya bak. Kuru mamaların üzerlerine konservelerini de verdim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bolca mama bırakıyoruz. Bunlar karnını doyursun. Ben de Bulut'un yanına gideyim, yavrularımızı doyuralım. Gel kızım, gel gel, sen de gel. Hadi görüşürüz. Bebişlerin yanına geldim. Ben gelinceye kadar Bulut abileri onların mamalarını hazırlamış. İşte burada. Ekmekler de doğranıyor, konserveler hazır. Hemen vereceğiz, tamam mı? Hemen. Güzellikler. Yine Yusuf Bey etlerle geldi, sağ olsun. Çocukları seviyor. Önce konserveleri yedireceğiz. Ondan sonra etli sulu yemekler vereceğiz. Ekmeğimizin üzerine tavuklar, haşlamalar, et suyu da döktük. Konserveler bolca var. Bitirsinler, yeniden ilave edeceğiz. Önce yavrular, bir taraftan da büyükleri tutmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim büyüttüklerimiz dostlar. Yusuf Bey oradaki çocukları tutuyor. Dediğim gibi önce yavrular doyacak. Ondan sonra diğerlerini zaten besliyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Oh oh, götürün. Bu bölgedeki çocuklarımızın da bolca mamalarını verdik. Uzun bir hat, bir paket mamayı buraya açtık. Şimdi bekliyoruz. Karınlarını doyursunlar. Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Oradaki canları besleyeceğiz. Dönüşte burayı kontrol edeceğiz her zamanki gibi. Yetmezse, bitirmiş olurlarsa tekrar ilave edeceğiz. Hadi bakalım, afiyet olsun çocuklar. Çocuklarımızı buraya toparladık. Buraya da mamalar açıldı. Bolca mamaları var. Hadi bakalım, size de afiyet olsun. Aferin size, böyle kavga etmeden karnınızı doyurun bakalım. Burası da en mağdur yerlerden birisi. Yusuf Bey, Allah razı olsun. Sizden gene harikasınız. Çocuklar bayram ediyor. İleriden ürkek olanlar var. Bizden sonra onlar da gelecek. Oradan bize bakıyorlar, yaramazlar. Buraya bolca bıraktık. Kuru mamalarını da yedekledik. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bunların hepsi pişmiş etler. Buraya da mamalar veriyoruz. Böyle katı vaziyette koyduk. İstedikleri kadar yiyorlar. Şimdi bir tane daha getirecekler. Sağ olsun Yusuf Bey, bolca pişirmiş yine, Allah razı olsun. Bu bölgeler sıkıntılı. Buralar hep kuru mamalarla beslemeye çalışıyorduk. Arada konserveler. Şimdi böyle buldukça et de getiriyoruz. İşte Yusuf Bey, bu hayır size yeter. Anneme gidiyor. Allah rahmet eylesin. Tamam. Yusuf Bey'in annesi yeni rahmetli oldu. Onun hayrına besleme yapıyoruz. Afiyet olsun çocuklara. Anne ve yavrularımıza da bolca etli sulu yemekler getirdik. Onları da burada doyuruyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bir tanesi de uyanık orada tencereden yiyor. İsteyen istediği yerden yesin. Güzel mi? Aferin size. Kuru mamalarının sularını da yedekleyeceğiz. Sorun kalmayacak. Afiyet olsun. İşte bunun bebişleri olmuştu. Gel kızım, gel 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 gel. Yarım metre var aramızda, bakın. Geçen sizlere anlattım. Ellemeseler bu canlar bize alışacak. Gel benim güzel kızım. Bebişlere gidelim mi? Güzel kızım, güzel kızım. Hadi gel bebişlere gidelim. Gel gel. Gel. İşte bebişlerini büyüteceğiz. Bu şekilde alacağız. Sonra kısırlaşacak. Bu can da kurtulacak. Yavrular da çile çekmeyecek. Şimdi bebişleri bir kontrol edelim biz. Aferin benim kuşum. Gel gidelim. Bebişlerin yanına geldik. 7 tane sayabiliyorum dostlar. Sanırım 7 tane bebiş var. İşte buradalar. Annemiz de burada. Ne güzel bebişlerin var kızım senin. Ben ellemeyeceğim. Anne buradan taşımasın. Yerleri güzel. Ben şimdi hemen çıkayım. Anne gelsin. Bebişlerin yanına yatsın. Güzel kızım, güzel kızım. Çok güzel bebişlerin var senin. Anneyi güzelce doyurduk dostlar. Bolca etlerini yedik. Yedek bıraktık. Mamalar yedekliyoruz. Suyu zaten var. Buradan çıkarmayacağım yavruları. Biraz daha büyüsünler. Değil mi kızım? Aferin sana. Hadi Allah'a emanet ol. Buradaki çocuklarımıza da etli ekmekler veriyoruz. Kuru mamalarını yedekledik. Şurada kuru mamaları var. Hadi bakalım. Afiyet olsun.
Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Şimdi üzerlerine konserve veriyoruz. Hadi bakalım. Sen de gel, sen de gel. Bir kısmı yine kulübelerin olduğu yerden bizi seyrediyor. Siz niye gelmiyorsunuz? Gel, gel. Oraya gideceğiz biz şimdi. Mamalar yedekleyeceğiz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu yavrumuz tek kaldı. Annesiyle birlikte yaşıyor. Çok ürkek. Ben buraya konservesini açtım. Gel, gel. Onu rahat bırakayım. O karnını doyursun. Biz bir taraftan mamaları yedekleyeceğiz. Su kaplarınızı yıkadık. Onları dolduruyoruz. İşte çocuklar gelmeye başladılar. Bunlar az önce mamalıkta karınlarını doyuranlar. Geldin mi kızım? Gel gel güzellik. Suları dolduracağız. Dediğim gibi ondan sonra buralara kuru mamalar yedekleyeceğiz. Bakın ileride kulübelerin içerisinde canlarımız var. Bir kısmı yukarıda, bir kısmı da orman işlerine geçtiler. Ormandaki otağların içlerine de mamalar yedekledik. Burada bir çocuğumuz karnını doyuruyor. Yine ileride otağımızın içerisinde bol miktarda mama var. Bir kısmı bizi görünce uzaklaşıyorlar. Ürkek olanlar var. Onlar da gelip buradan karınlarını doyurabilecekler. Hadi bakalım, afiyet olsun. Buradaki çocuklara da şimdi etlerini vereceğiz. Mamalıklara. Hadi bakalım. Ondan sonra yavrularımızı doyuracağız. Sakin. Hepinize yetecek kadar var. Tekrar araçtan alacağız. Önce büyükleri bir yedirelim. Sonra ufaklıklara bakacağız dostlar. Bir kazan daha geldi dostlar. Onu da diğer bölmeye koyuyoruz. Sakin, sakin. Bu anne. Anne biraz ters. Hemen buraya da koyacağız şimdi. Önce mamalıkları bir dolduralım. Rahatlasınlar. Buraya da bolca bıraktık dostlar. Kalıp halinde çıktı. Hadi bakalım. Burası dolu. Buralar etlerle dolu. Burayı bitirmişler. Burada da var. Her yerde var. Hadi bakalım. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bunlar karınlarını doyursunlar. Biz şimdi yavruları ayrı bir yerde besleyeceğiz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bebişlere her zamanki gibi içeriye koyduk mamalarını. Burada bolca etli ekmekleri var. Buraya düşen kemik parçalarını sıyırmaya çalışıyorlar şimdi. Hadi doyurun bakalım karnınızı. Yedeklediğimiz yavru maması azalmış. Onu da tamamlayacağız. Hadi afiyet olsun. Evet, bütün çocuklarımızı doyurduk. Bebişler de doydu. Şimdi bebiş sevme zamanı. Bebiş sevme zamanı, evet. Küçücükler, küçücük. Çok küçükler. İnşallah yaşarlar. Annemiz de burada. Gel kızım, gel. Gel, güzel kızım. Bu yavru senin mi yavru? Bu yavrucak senin. Hadi bakalım. Hadi içeriye geç bakalım. Hava esmeye başladı. Geç kızım sen de. İçeride yemekleri var. Anne de oradan yemeye devam etsin. Gel sen de, gel, gel. Gel. Ufaklık. Gel. Titriyor bak biraz. Hava esmeye başladı. Hadi bakalım. Sen annenin peşinde mi geziyorsun yaramaz? Geç içeriye. Hava soğuk. Hadi görüşürüz. Kurt kızla annesini de unutmadık. Onlara da bolca tavuklu etli ekmekler getirdim. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Kuru mamaları bitmiş. Kuru mamalarını da yedekleyeceğim. Onlar da aç kalmayacaklar. Güzel mi, beğendin mi? Afiyet olsun. Hadi siz yiyin. Ben size mamalar getireyim. Hava da bozdu. Yağmaya başlıyor. Acele ediyoruz. Çocuklarımızın hepsini doyurduk. Kulübelere mamaları yedeklendi. Sularını doldurduk. Bulut su taşıdı. Ben diğer işleri hallettim. Sağ olsun. Bir kısmı kulübelerde yatmaya geçti. Bunlar burada. Hala kalanları yemeye çalışanlar var. İşte bizimle birlikte gezenler var. Havada yağıyor dostlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere çocuklar. Bizim uğramamız gereken birkaç noktamız daha kaldı. Oradaki çocuklara da yetişelim. Allah'a emanet olun. Buradaki çocuklarımızın kuru mamalarını yedekledik. Kınalı kuru mama yiyor. Buraya ekmekler bırakıyoruz şimdi. Panda da etrafında geziyor. Kışım. Sevgi Gündüz, Emel Arsan, Mukten Uğur, Aynur Bozkurt, Ali Kocaerkek, Özlem Odabaşı, Merve Aksöz, Seçil Sevil ve Melih Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Hadi görüşürüz çocuklar. Afiyet olsun.